Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Sabri Tuğut'un hiddetlerinin nasıl biriktirildiğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet, biliyorsunuz ki Karina'nın meydan okumasında 4 yıldızlı Kanada tekli şampiyonlarla efsaneler labirentini bitir diyordu arkadaşlar. Bunun için yani bu Kanadalı şampiyonlardan en uygunu bu iş için Sabri Tuğut'tur arkadaşlar. Biliyorsunuz Sasquatch'la olan sinerjisi sayesinde hiddetlerini uzun süre götürebiliyor. Çünkü özel saldırı üçünde Sasquatch biliyorsunuz Sabri Tuğut'a devamlı yük veriyor. Ayrıca yanına Wolverine, yaşlı adam Logan ve koruyucu sinerjisi de yaparak blok becerisini iyice arttırıyorum. Böyle kritik hasar puanı falan o tarz sinerjiler de geliyor. Ama tabi Sabri Tuğut'un da arkadaşlar hiddetlerini biriktirmesinin bir yolu vardır. Evet, şimdi maceramıza başlayalım. Genelde ilk dövüşte çok fazla diriltme harcarsınız. Çünkü ilk dövüş Sabri Tuğut'u yükseltmek için yapılır. Şöyle gidelim. Ben de Karate Mike'ın videosundan izlemiştim arkadaşlar. Hiç bilmezdim Sabri Tuğut'un öyle nasıl kasıldığını falan. Sasquatch çok lazım zaten. Çünkü eğer Sasquatch olmazsa Sabri Tuğut'un bu yetenekleri sınırlı olur arkadaşlar. Bir yerden sonra hiç yapamamaya başlar. Şimdi Sabri Tuğut'un ilk önce arkadaşlar biliyorsunuz her savaşa 3 veya 6 arasında rastgele devamlı yükle başlıyor. En az 5 ile başladığı takdirde savaşınıza devam edebilirsiniz. Ha, 3 ile mi başladı, 4 ile mi başladı? Macerayı tekrar başlatın arkadaşlar. Ta ki 5 kere başladığını gördüğünüz anda dövüşünüze başlayabilirsiniz. Şimdi dövüşümüze başlayalım. Bakalım kaç yükle başlayacak. Evet, 4. Şimdi ben burada savaşı sonlandırırım arkadaşlar. En az 5 olsun. Çünkü en az 5 olması iyidir. Şöyle yeniden başlat tuşuna basabilirsiniz. Zaten enerjiniz gidiyor sadece. 4 enerjicik. Evet, bu olana kadar tekrarlayın arkadaşlar. Ne kadar enerji harcamanız gerekiyorsa harcarsınız. Bakalım şimdi kaç yükle başlayacağız. Yine 4 ile başladık. Yine sonlandırıyorum. Evet, bir restart daha yapıyoruz. Bakalım ne kadar sürecek bu. Evet. 3, 4, 5, 6. Dördünden birini veriyor. Evet, şimdi 3 verdi. Ne şanssızız ya. Video çekmesem arkadaşlar eminim ilk seferinde direkt 6 verir yani. Şansımıza işte. Neyse ki restart tuşu var. 2 saat tekrar quest'e giriş yapmıyoruz. Takımları ayarlayıp falan. Bir de artık Karon'un üstünde biraz bekliyor. Nedense oyun ilerledikten sonra. Evet, gene başlıyoruz. Hadi artık. Bir 5 yük en az. 6 yük verdi. Çok güzel. Şimdi başlayabiliriz. 6 yük en iyisi. Özel saldırı 3 atmama bile gerek olmaz ama Sabri Tuğut'un mekaniğini de atmamız lazım. Sonra arkadaşlar zamanlayıcı hemen bitiyor. Bunda hemen yüklerinizi almak zorundasınız. Yük nasıl alacağınızı anlatacağım. Sabri Tuğut hiddeti varken geriye çekilip bir saniye boş bulunursanız onu pasife çeviriyor. Ama özel saldırı 3'ünde aldığı hiddet çok daha güçlüdür arkadaşlar. O yüzden özel saldırı 3'ünüzdeki hiddeti pasife çevirseniz daha iyi olur. Ama bu zamanlayıcı boyunca 5 kere yapamazsınız bunu. Zamanınız yetmez. Ondan hepsini illa özel saldırı 3 hiddetine dönüştürmeniz şart değil. Yapabildiğiniz kadar. Heh, kaçış yaptı şansa. Sonra 10 komboda bir Sabri Tuğut şey açar arkadaşlar. Hiddet açar. O yüzden 3 kombonun üstünde olduğunuzdan emin olun. Şu attım mesela. 7 vuruş yapıyor özel saldırı 3'ü. O ne olduk? Şimdi 2 hiddet almamız gerekiyor. Sonra hemen geriye çekilip bekliyorum ve hop ikisini de çevirdim gördüğünüz gibi. Bir tanesi özel saldırı 3'ten gelen, bir tanesi de kombodan gelen arkadaşlar. Bakın 7 yük oldu. Özel saldırı 3'ümüz biliyorsunuz yük veriyor Sabri Tuğut'a. Ve her yeni dövüş bir tane yükünü harcayarak eski dövüşten kalan hiddetlerini aktifleştiriyor. Ayrıca orta saldırım engellenemez oluyor arada. Wolverine'lerden birisinin sinerji özelliği. Özel orta saldırımızın %20 ihtimalle engellenemez olma durumu var. Çok güzel bir sinerji bu. Özellikle labirent için. Bak 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 nereden yetişiyor. Bu ağır saldırıyı arada yiyorum ha.
Evet, gene engellenemez olduk. Şimdi size bir taktik. Rakibi siperletin arkadaşlar. Üstümüzde kusursuz blok özelliği var ya. Bunu kullanıyorum. Bu sayede rakibim bayağı uzun süreli sersemlik alıyor. Ve geriye çekilip daha rahat çevirebiliyoruz hiddetlerimizi. Ve unutmayın 10'lu combo olması gerekiyor. Evet, 4'e çıktık. Bunların bir tanesi özel saldırı 3 veriyor. Diğeri de 10'lu combo hiddeti dediğim gibi. Ve baba nasıl havaya vuruyor görüyor musunuz arkadaşlar? Artık hero'lar boşluğa vurmayı daha çok seviyor bize vurmaktansa. Evet, özel saldırı birinizde de çevirebilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an ustalıklar kapalı kullanıyorum tabi. Sabri tutu ustalıklar açık kullanın derim ben kesinlikle. Bakın bakın bakın, havaya vurma partisi. Bu dövüşten sonra hızlı bir gidip ustalıkları açayım bari. Evet, ikinci zamanlayıcı çok daha hızlı oluyor arkadaşlar. Şimdi kusursuz blok şeyim kalmamış. Hemen onu siperletip L3'üme atayım. Eğer yapamazsak normal hiddet çeviririz. Ve çevirdik ama sadece birini çevirdik. 5'in üstüne çıkmıyor arkadaşlar. Ama dövüşü 5'ten sonra 2 hiddet alıp sonlandırırsanız daha da çeviriyor arkadaşlar. Şimdi şu kısa süre içinde tekrar onu, yani tekrar özel saldırı 3'ümüzü getirmeye çalışacağım. İnşallah zamanımız yeter. Çok hızlı geçiyor zaman valla. Sadece özel saldırı 3'üm dolsun yeter. Engellenemez, güzel. Vallahi çok az kaldı ve doldu. Ve 129 iken atıyorum. Böylece hiddetimizi alacağız. Evet, şimdi oyunu durdurup savaşı sonlandırıyorum arkadaşlar. Yani dövüşü. İki hiddetim üstümdeyken sonlandırdım. Şimdi hızlı bir ustalıklarımı açayım. Burada sabre tutu ramp up yapıyorduk arkadaşlar. Yaptığımız şeye ramp up deniyor. Yüklerini biriktirmek. Evet. Şimdi ustalıklarınızda arkadaşlar bu hiddetin süresini uzatabilirsiniz. Tesirini uzatabilirsiniz. Ama bunlar pasif olduğu için etkilenmiyor büyük ihtimalle. Sabre tutun. Aynen. Hiddet takviyeleri diyor. Şimdi şunları bir sıfırlayayım. Derin yaraları fullleyebilirsiniz. Suikasti fullleyebilirsiniz. Böyle hızlı bir değiştireyim. Sonra şunu da kesinlikle fullleyin derim arkadaşlar. Cesaret ustalığı. Önemlidir cesaret ustalığı. %50'nin altında %20 saldırı çok iyi. Sonra delmeyi de fullleyin. Kritik darbelerinizin zırh kırması falan güzel bir şey. Sonra bunlar olmazsa olmaz zaten. Kritik vurmamız çok önemli. Hasarımızı iyi vermemiz için kritik ihtimal kasıyoruz. Evet. Aynı şekilde zalimliği de fullleyin. Ne kadar fazla hasar o kadar kısa dövüş. Ondan sonra camdan topu fullleyin. Genelde özel saldırı atmıyoruz. Özel saldırı 3 dışında. Ondan ustalıkları açık kullanmak kesinlikle daha mantıklı. Ondan sonra sıvı cesaretini de fullleyin. Çift taraflıyı da fullleyin. Elimde kaldı 2 puan. İşte onları da rastgele şey, derin yaralara vereyim. Suikaste vereyim. Şimdi burada 2 saat uğraşmayayım diyorum. Mesela irade gücünüzü alıp şeye verebilirsiniz. Ne derler? Burada suikasti fullleyebilirsiniz. Yani burada iyileşmeye de çok ihtiyacınız yok arkadaşlar. Yine canınızın birazını kaybedersiniz. O çok sıkıntı değil. Ondan sonra şuradaki ustalık, korkutma ustalığını direkt buraya verebilirim. Ama şimdi amacım göstermek. Hepsini şey yapmayacağım. Sadece ustalıkları açayım dedim. Derin yaraları fullleyin ama kanatıyor bir yandan sabri tut çünkü arkadaşlar. Evet, devam edelim. Şimdi %20'lik diriltmeniz vardır genelde arkadaşlar. %20'lik çok boldur. Böyle 2 tane de değil 3 tane de seviye 3 basalım diyorum. Bakalım ne kadar alacak ustalık canımızı. Gerçi irade gücüm açık şu anda. Evet, gördüğünüz gibi 7 hiddetle başladık arkadaşlar. Bakın size dediğim şey oldu.
Hiddetlerim aktifken dövüş, yani hiddetler aktifken dövüşü sonlandırdığım için onlar benimle geldi sonraki dövüşe. Bakın hala havaya vuruyor. Yuh, nasıl yetişiyor oradan arkadaşlar? Gerçekten şaşırıyorum ya. Uçarak geliyor resmen yanımıza. Ha, geri çekilmeme rağmen geliyor. Şimdi tekrar diriltelim. 3 tane de. Ha, uçuyor adam resmen ama çok dikkat edin. Özel saldırı uç atmadan ölürseniz yükleriniz eninde sonunda bittiğinde arkadaşlar kalırsınız vallahi. Hiddetlerinizi açamazsınız. Bir daha biriktirmeniz gerekir. İşte bundan bahsediyordum. Bakın gene aynısı oldu. Kaçış yaptı herif. Ve öldük. Dikkat etmek lazım gerçekten. Bir de can fullemek önemlidir. Burada siz adamınızın canını fulleyerek girin genelde arkadaşlar. Çünkü unutmayın, labirentte dövüşe kaç canla başlarsanız aradaki farktan rakip o kadar fazla saldırı puanı kazanıyor. Arada öleceksiniz, o kaçınılmaz. Ama özel saldırı üçünüzü atmadan ölmemeye çalışın arkadaşlar. Mutlaka atın özel saldırı üçünüzü. Bakın bakın gene yetişiyordu oradan. Kızıl Hulk resmen menzilli, yani menzilli saldırgana dönüşüyor adeta, Dota'daki gibi falan. Uçuyor resmen. Sorun değil ama. Neyse, siz anladınız olayı daha çok, az çok arkadaşlar. Full özel saldırışla hiddet basmayacağım şimdi. Adama bak ya, havaya vuruyor hala ya. Evet, şu anda 35 kombomuz var. Atalım L3'ü. Gerçi onu önce sersemletsem iyiydi. Unuttum bir an. Önce sersemletin, öyle özel saldırı atın derim. Evet, neyse ki geri çekildi o da. Bakın 9'a çıktık. Evet, gelsin şimdi üstümüze. Bakın nasıl yürüyerek vuruyor, görüyor musunuz? Adama bakın ya, nasıl yürüyerek vuruyor ya. İyice nemalla bot çok şey oynamaya başladı. İğrenç oynamaya başladı. Hasarları görüyorsunuz bir yandan arkadaşlar. O kadar da değil. Evet, 7 hiddetimiz vardı arkadaşlar. 9'a çıktık. Şimdi bir kere daha özel saldırı atacağız. Evet, bu kez yükümüz kalmamış. Şöyle geri çekilelim iyice. Evet, 73'ten fazla kombomuz var. Hemen atıyorum. Tekrar geri çekiliyorum ve 11 yaptık. Evet, hasar artışını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın, bir tane daha çevirdim. Bunu normal çevirdim ama özel saldırı 3'ü çevirmedim. Bu kez normal, daha az düşük bir hiddet çevirdim. Şimdi daha fazla çeviremem. Çünkü toplam 5 tane çevirdik arkadaşlar. Şimdi zamanlayıcı bitene kadar ben Kızıl Halk'ı döveceğim arkadaşlar. Verebildiğim kadar hasarı vereceğim. İkinci moda girdi. Evet, özel saldırı ikisini attırmaya çalışıyoruz. Evet, neyse ki hiddetlerimizin hepsini aldık. Şimdi bir örnek gösterelim. Bir onlu combo yapayım tekrar. Örnek göstereyim. Evet, hiddet var ya şu anda üstümde mesela. Şu iteyim. Yetişmeyecek, üstüme geldi. Neyse, sonra bir daha gösteririm. Siper de yapayım artık. Siperi bekletiyordum eskiden. Evet, hiddet var şu an üstümde. Geriye çekildim. Bakın çevirmiyor. Gördüğünüz gibi çevirmiyor. Çünkü en fazla bir savaşta, bir dövüşte 5 tane çevirebilir. Evet, artık L3'ümüzü atalım ve dövüşü sonlandıralım. Böylece oradan 2 hiddet daha alacağız. Evet, dövüşü sonlandırıyorum. Size söylediğim gibi en çok diriltme Kızıl Halk'a gidecek. Çünkü Kızıl Halk'ta onu yüklüyoruz. Sabretooth'un hiddetlerini ayarlıyoruz.
sonraki dövüşler için. Mutlaka her dövüşte özel saldırı gücü atmaya dikkat edin. Özel saldırı gücü atana kadar çok safe dövüşün. Evet, bakın 14 hiddetle başladım. Evet, havaya vuruyor gene, görüyorsunuz. Evet, hasarları bir yandan görüyorsunuz. Çok güzel veriyor. Geri çekilmeme rağmen uzandı adam, gördünüz mü? Evet. 36'ya çıktık. Kusursuz bloğu kullandım sersem süresini uzatmak için. Kusursuz bloğu her seferinde sersem süresini uzatmak için kullanın arkadaşlar. Ondan genelde siperle oynamayın başlarda. Evet, hemen geri çekildim ve çevirdim. Ama bakın, bir tanesini çevirdi. 15'in üstüne çıkamıyoruz arkadaşlar. En fazla 15 hiddet çeviriyor bu şekilde. Maalesef. Şöyle L1 atayım. Bakın, çevirmedi hiddeti. Artık hiddet çeviremiyoruz. Peki 30'a nasıl çıkacağız arkadaşlar? O sorunun cevabını vereceğim birazdan. 15'e bu şekilde çıktık. Şimdi mesela zamanlayıcı bitene kadar Kızıl Halk'ın alabildiğiniz kadar canını alırsınız arkadaşlar. Sonra L3 atarsınız. Dikkat edin, onlu komboyu geçsin L3 atarken, onu da unutmayın. Sonra yine oyunu durdurursunuz, dövüşten çıkarsınız. Ve tekrar diriltirsiniz. İlk dövüş hep böyle, dediğim gibi. Kaç diriltme kullandığımı da siz sayın arkadaşlar. Şeyler hariç tabi. Özel saldırı üçümü iki kere atamadığım dövüşler oldu. Onları saymayın. Öyle de olacaktır ama. Bakın 17 hiddet. Artık hiddet kasmanın tek yolu bu arkadaşlar. Siz dövüşte hiddet çeviremezsiniz. Özel saldırı üçünüzü atacaksınız. Dövüşü sonlandıracaksınız. Veya üstünüzde hiddet varken dövüşü sonlandıracaksınız ki özel saldırı üç atarak dövüşü sonlandırmak çok daha mantıklı. Şimdi şöyle bir soru da var arkadaşlar. Bütün hiddetleri illa özel saldırı 3'teki hiddete mi çevirmek zorundayım? Hayır. Öyle bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Sonuçta aralarında yine güzel bir fark varsa da öyle çok ciddi bir fark değil. Özel saldırı 3'ünüzdeki hiddete gene öncelik verin derim tabii ki. Zaten her dövüş özel saldırı 3'ünüzü bir kere atmak zorundasınız. En az. Eğer özel saldırı 3'ünüzü atmadan ölürseniz yükleriniz azalıyor çünkü. Evet. Gene dövüşü sonlandırıyorum. Şöyle diriltelim. Bakın hep 5'te kalıyor benim yüklerim. Ve canı neredeyse yarıladık Kızıl Halk'ın. Ve düşünün, 30 olunca bu ne kadar hasar verecek? Kızıl Halk'ı bu başından beri sabri tutu yükleyerek aldığımız canı yani. Hiç özel saldırı atmadan oynuyoruz zaten. Ustalık açık kullandığımız için özel saldırı atmamamız daha iyi. Özel saldırı atarak daha fazla hasar verebiliriz. Sonra kesinlikle hiddetlerin tesirini de arttırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen gene özel saldırı üçümüzü atıyoruz. Evet, iki hiddet hala üstümde. Mesela ben şimdi bir hızlı göstermek için böyle yapıyorum. Normalde Kızıl Halk'ın zamanlayıcı bitene kadar canını alırım arkadaşlar. Öyle dövüşü sonlandırırım. Maksat o sonuçta. Evet, bakın 21 oldu. 30'a kadar böyle gidiyor işte. Verdiği hasarları görüyorsunuz bu esnada.
Evet, özel saldırı üçümüzü atınca rahatlıyoruz. Yükümüzü kurtarıyoruz çünkü. Sasquatch sinerjisi sağ olsun. Biraz da kısa sürse şunun animasyonu tam olacak. Şimdi 23'e çıktık. Böyle ikişer ikişer basıyoruz. Normalde sadece özel saldırı 3'teki hiddeti basmak istiyorum diyorsanız tam 10 combo yaptığınızda özel saldırınızı atarsınız. Ama o zaman da bir hiddet alır. Ve her seferinde böyle dövüşü sonlandır bir sürü diriltme harcarsınız arkadaşlar. İşte o yüzden gerek yok hepsini özel saldırı 3'le çevirmeye. Arada normal de çevirebilirsiniz. Şimdi 23 hiddete çıktı. İşte o yüzden Sabretooth kısa maceralarda pek iş yapamıyor arkadaşlar. Kasması o kadar zor ki bunların hepsini. Canın yarısından azına getirdik gördüğünüz şekil. 7500 falan vurmaya başladı ustalıklar açık. Bir de hiddetlere şey versek, tesir versek, süre versek çok daha fazla hasar verecek. Çünkü bir hiddet alıyoruz gene. Evet, özel saldırı üçümüz geldi gene. Az bir şey kaldı. Bunu 3 kere daha tekrarlayınca olacak herhalde. Özel saldırı 3 biter bitmez zaten. Pause tuşuna direkt, yani oyunu durdur tuşuna abanın direkt arkadaşlar. Ay, sayıya geldik. Hala 5 yükümüz var. Zaten o hiç düşmez. Sasquatch sinerjisi sayesinde hiç düşmez. Sasquatch bize her seferinde çok daha fazla Sasquatch her seferinde bize yeni bir devamlı yük verdiği için hep sabit kalıyor devamlı yükümüz. Ay, bu kez yakalandık. Şu yakma bizi öldürmeden hemen özel saldırı üçümüzü atalım. Attık neyse ki. Kurtardık devamlı yükümüzü. Evet. Yine çıkış yaptık. İşte bu yüzden anladınız mı neden 6 yükle başlamanız gerektiğini? 5 değil yani, işi sağlam almak için 6 yükle başladığı zaman Sabretooth. Öyle başlayın labirentinize arkadaşlar. Böylece daha çok özel saldırı 3 kaçırma hakkınız olur. Bir kere kaybettiğiniz anda hiddetlerinizin hepsini, çünkü bütün labirent boşa gider. Baştan başlamanız gerekir. Ya da ramp up için tekrar 2 saat Sabretooth'unuzu aynen bu şekilde yüklemeniz gerekir. Evet, bakın 8250 hasar veriyor şimdi. Koruyucunun verdiği blok becerisi sayesinde de iyi dayanıyoruz. Bakın kusursuz blok bile yapıyor. Ama kaçışlara çok dikkat edin. Yeter ki özel saldırı üçünüzü atabilin. Ondan sonra istediğiniz gibi ölün. Evet, hemen atıyorum. Gene 5'e çıkardık yükümüzü. Eskiden hatırlıyor musunuz? 110'lara kadar çıkardı. Bu hiddetlerin bir sınırı yoktu. Ne deli gibi hasar verirdi Sabretooth. Evet. Şimdi 29'a çıktık. Son bir tane daha, sonra 30'a çıkıyoruz ve zaten Kızıl Halk inmek üzere. Bir de Logan'da hasarını test ederim tek seferde arkadaşlar. Biraz uzun oldu ama Sabretooth'un nasıl ramp up yapıldığını, nasıl güçlendirildiğini sonuna kadar göstermek istedim. Yolunuzu seçmekte serbestsiniz tabii ki. İsterseniz en dış yoldan gidin, isterseniz iç yoldan gidin ama bana dış yoldan gitmek daha mantıklı geliyor. İç yolda 3.3 milyon canları var çünkü çok zorlayıcı rakipler var. Ama tabii dış yolda da Magic, savaş makinesi falan, onlar çok zorluyor. Falcon. Ama bence çok daha az alır arkadaşlar gibi geliyor. Yani oynayan oyuncuların yorumlarını alarak böyle konuşuyorum. Mesela KT1 içeriden gitti, Lizer dışarıdan gitti. Aşağı yukarı harcadıkları diriltme aynı. Hatta Lizer'ın daha az galiba. Biraz daha az diyebiliyorum. Evet. Son kez dövüşü sonlandırıyoruz. 29 pasif hiddetimiz vardı. 2 tane de aktif hiddetimiz vardı. Bunlardan sadece bir tanesini çevirecek ama bu kez.
ve 30'a çıkmış durumdayız arkadaşlar. Yine özel saldırı üçünüzü bir kere atmak zorundasınız. Her dövüş mutlaka. En gerekli olan şey özel saldırı üçünüzü bir kere atmak. Devamlı yükünüzü almak zorundasınız. Bunu devam ettirmeniz için. Evet, nasıl hasar verdiğini görüyorsunuz. Stark örümcek gibi hasar veriyor valla. 5 yıldızlı R5. Tabi ustalıklar da açık olacak. Hasar çıkışını çok daha fazla arttırmanız lazım. Evet, yine devamlı yükümüzü kurtardık. Bakalım Kızıl Halk'ın kalan canını indirebilecek miyiz? Sonra yaşlı adam Logan'da tek seferde ne kadar canını indirdiğini test edip videoyu sonlandıralım. Siz 10 komboda bir gene hiddet alacaksınız arkadaşlar. Hiç özel saldırı atmadan dövüşün. Canınızı hiç feda etmeyin derim. Ha ama baktığınız canınız çok fazla, zaten öleceksiniz. O zaman L2'nizi atıp oynayın sürekli. Bakalım L2'si kaç hasar verecek? Bir de onu test etmek isterim. Bakalım yetişebilecek miyiz L2'sine? Çok hasar veriyor çünkü. Yetişiriz ya. Evet, atıyorum. Hop 8K, 8.5K. Son vuruş. Ah be, son vuruşu görsek iyiydi. Bak bak bak. Uç uç uç. Kanamaların da nasıl hasar verdiğini görüyorsunuz. Derin yaralar ustalığını da fullleyebilirsiniz arkadaşlar. Ay, yakalandık. Neyse ki ölmedik. Evet, L2'mizi atalım ve bitirelim. Son vuruşu kritik gelsin. Ah be, gelmedi. Ve hallettik Kızıl Halk'ı gördüğünüz gibi. Kaç diriltmede hallettik siz sayın arkadaşlar. Ben sayamadım. Şimdi yaşlı adam Logan'a gidelim. Bakalım tek seferde ne kadar canını alacağız yaşlı adam Logan'ın. Evet, başlıyoruz. Her seferinde tekrar tekrar hatırlatacağım arkadaşlar. Özel saldırı üçünüzü her seferinde atmak zorundasınız her dövüş. Atmadan sonlandırmayın. Evet, kusursuz blok yaptığımız için daha uzun sürdü sersem. Siper ustalığının özelliği biliyorsunuz. Ah. Geri çekilmeme rağmen yakaladı. Sabri Tut'un geriye kaçışı biraz daha az galiba. Biraz daha az. Ha, bakın 10K vurdu orta saldırısında. Bir özel saldırı 2 alalım. Aldık. Şimdi kombomuzu yapıp özel saldırı 3'ümüzü atıp devamlı 2'mizi kurtarıyoruz. Evet, devamlı yükümüzü aldık. 10.5K hasar. Evet, zamanın çeyreğinden fazlası geçti arkadaşlar ve %12 canını aldık gördüğünüz gibi. Bir de hiddetleri açsam arkadaşlar, suikast stolunu açsam çok daha kısa sürerdi eminim bu. Evet, bakalım L2 ile kritik vurabilecek miyiz? Son vuruşu kritik vursun. Oh, 43K vurdu, gördünüz mü arkadaşlar? Deli hasar, deli. L2'nizi kullanın vallahi bundan sonra. Bütün canınızı feda edin, L2'nizi kullanın ama canınızı fullemek önemli. Tabii ki. Ha, bu 43K'ya çok ihtiyacımız var, arada vurmayabilir. Atalım bakalım bir daha. Hop. Evet, her zaman vurmaz. Ama bakın daha birinci zamanlayıcı bitmedi. %75'i bitti neredeyse. %32 canını aldık. Ve bundan sonra her dövüşünüz böyle olacak. O yüzden işte Kızıl Halk'a çok diriltme gidiyor dedim. Evet, atalım gene. Hiddet de var. Oh, 45K geldi şimdi. Çok güzel geldi. Ve ilk zamanlayıcı bitti bitiyor arkadaşlar. İkinci zamanlayıcı çok daha hızlı bitecek. Biliyorsunuz. Ama yarısını alacağız canının adamın yani. Artık o kesin. Bir kaçış yapsa gerçi bizi öldürür arkadaşlar. Şimdi ikinci zamanlayıcıya da geçiyor. İyicene tehlikelişiyor. Evet, 45K geldi gene. Evet, çok da güzel kritik vuruyor. İşte zalimliği ve hassas neydi, isabeti fullemek de önemli. O yüzden.
Evet zaten arkadaşlar canın yarısından fazlasını aldık artık. Garantit bir diriltmeyle geçiyor. Dış yoldaki herkesi. Sınıf dezavantajı varsa iş değişebilir. 44k ne güzel kritik vuruyor ya. Evet canımız da iyice azalıyor. Unutmayın. Zehir üstümüzde hala. O da çok alıyor canımızı. Sonuna kadar zorlayacağız gene de. Atalım bakalım. Bir kritik daha gelir mi? Tüh. Gelmedi. Evet özel saldırı 2 yetişmez. 1'e atacağız herhalde son dakika. Ya da yetişir belki. Bir komboda yaptıysam oldu demektir. Vallahi hemen atalım. İşte bu kadar arkadaşlar. %24 canını aldık. Pardon %24'e indirdik canını tek seferde. Tek seferde %24'e indirdik canını. 215 komboda %76 canını alıyor. Evet 76. İşte bu şekil. Bunu indirmeye çalışmayacağım. Sabri tut bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde yükseltiyorsunuz adamı. Ve labirentteki diğer tüm dövüşleri tek bir diriltmede geçebilir hale geliyorsunuz. Tabi çeşitli dövüşler hariç olacaktır. Ama bence şahsen dış yoldan gitmek daha mantıklı arkadaşlar. Orada daha az diriltme harcarsınız. Ama bazı hero'lar tabii ki kanser edecektir sizi. Evet bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Sabri tutla ilgili sorularınız varsa da bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.